Evet millet, günaydın. Şu an saat 10:15 geçiyor. Evet. Bugün hava Rotterdam'da en güzel havalardan biri. 25-30 derece. O yüzden biz de bir Rotterdam gezisine gitmeye karar verdik. Evet, bu benim bisikletim. Benim gibi daha önce böyle Rotterdam'a öğrenci için programına gelmiş bir arkadaştan aldım. Yaklaşık 20 dakika yolum kaldı. Çok bir şey yok. Birazdan Murat'la da buluşacağız. Murat bizi gezdirecek şehri. Evet, şimdi Erasmus Bridge'e doğru yaklaşıyoruz. Rotterdam'ın en ünlü ve en bilindik köprüsü. Evet arkadaşlar, şimdi Rotterdam'ın Cool District denilen yerine doğru geldik. Bu yol direktman Central Station'a çıkıyor. O yüzden burayı seçtim. Aynı zamanda çok hoş bir manzarası var. Böyle karanın kenarından gidebiliyorsunuz. Pazar günü olduğu için şu an burası çok sakin. Ama normalde bir cuma akşamı gelseniz burada full arabalar, herkes sokaklarda. Çünkü Barlar Sokağı'nda çok yakın bu sokak. Evet arkadaşlar, şimdi Rotterdam Central'de arkada bisiklet park yerinin oradayız. Gördüğünüz gibi her taraf bisiklet ve Murat'ı bekliyorum. 35 kişi burada olması lazımdı. Birazcık vakit geçti. İnşallah birazdan gelir. Murat gelince kadar konuşayım bari biraz da. Yani insanlar genellikle işte bisikletlerini buraya park ediyorlar. Mesela Hollanda çok küçük bir yer. Yani Konya kadar bir yer olduğu için insanlar bisikletlerle şehir merkezine gelip Central'den bir daha trenlere atlayıp başka herhangi bir şehre geçebiliyorlar. Bu çok yaygın bir şey. O yüzden hafta sonları zaten burası hep bisiklet dolu. Genellikle insanlar eğer mesela üniversite öğrencileri okulda okuyorsa bisikletini buraya koyuyor, evine gidiyor, evde takılıyor. Sonra hafta sonu geri geliyor, bisikletini alıyor. Öyle. İnsanlar bisikletlerini çok kullanıyor Hollanda'da. Bisiklet yolları çok önemli. Biz de zaten her tarafa şimdi bisikletle gideceğiz gezimiz boyunca. Bisikleti buraya park etmeyeceğiz çünkü biz de daha şehri gezeceğimiz için, ama yine de burada buluşalım dedik. En bilindik yer burası çünkü. Sen West'e yarım saatte nasıl geleceksin ya bisikletle? Geliyorum. Abi gelmen imkansız ya. Saat. Yani yarım saat bile sürmüyor ya benim için. Biliyorsun hızlı sürüyorum ben. Rotterdam Central Station'ın oradayız. Hollanda'da trenle bütün şehirleri gezebilirsiniz. Trenle ulaşım çok kolay. Her yere rahat bir şekilde ulaşım var ama trenler biraz pahalı. Rotterdam Hollanda'daki diğer şehirlere göre biraz daha farklı bir şehir. Çünkü şehir mimarisi olarak çok farklı. İkinci Dünya Savaşı'nda Rotterdam bombalanıyor ve sonra baştan sona tekrardan inşa ediliyor. Yıkılmaya sadece birkaç tane bina olması lazım. Biri belediye binasıydı herhalde, yanlış hatırlamıyorum. Bir kilise vardı, evet. Onun dışında her yer yıkılıyor, baştan inşa ediyorlar. Rotterdam'ı Hollanda'nın modern şehri diyebiliriz yani. Hollanda'nın modern şehri olarak Rotterdam'ı söyleyebiliriz. Doğru olmaz mı? Bak bizim evin orada bir sokak var abi, burası çok güzel. Böyle ağaçlı maaşlı oraya gidebiliriz. Orada mı çekebiliriz? Aynen, orada bir çekim yapabiliriz. Böyle. Mahallemdeyiz. Burası bizim mahalle. Ben diğer arka sokağa benim evim var. Burada daha çok yeni olarak Hollandalılar oturuyor abi. Diğer arka sokaklarda işte farklı milletler var, işte Türkler var. Sonra Surinamlar var. Hollanda çok var Surinam. Surinam ne? Surinam Hollanda'nın bir tane sömürgevi ada ülkesi. Oradan zamanında çok kişi getirmişler buraya. Zenci miler? Güney Amerikalılar mı? Aynen, zenciler. Onlardan çok önemli. Surinamlı çok var Hollanda. Türk çok, Surinamlı çok, Marok çok. Marok dediğin Marokko değil mi? Onlar Fas. Faslı. Hollandalılar Marok diyor Faslara.
şuradan sola döneceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, Bulak'tayız. Rotterdam Bulak en ünlü yerlerden biri. Arkamda görmüş olduğunuz benim okulum Erasmus University College. Rotterdam en ünlü okulu, Erasmus University'nin altındaki bir okul bu. Öğrencilik değişim programı biraz zordu açıkçası. Çünkü Amerika'daki eğitim sistemine daha zor Hollanda'da eğitim sistemi. Müfredatı falan çok zordu yani. Birazcık beni zorladı açıkçası. Yani güzel bir tecrübeydi. Burada 4 ay boyunca vakit geçirip eğitim görmek. Bir journey'nin daha sonuna geldik. Amerika bizi beklesin. Millet, şimdi Bulak Meydanı'ndayız. Salı ve Cumartesi günleri burada pazar oluyor. Genellikle bir sürü turist oluyor. Özellikle Japonlu ve Asyalı turistler buraya gelip fotoğraf çekmeye bayılıyorlar. Arkamızda Mark Tal var. İşte marketplace. İçinde yemek yerleri var daha çok, restoranlar var. Aynı bizim AVM'lere benziyor. Önme dolap, arkada eski church var. Rotterdam'ı yıktıkları zaman church tek kalan yerlerden birisi. Bura Hollanda'nın kapalı çarşısı. Ya burada her şey var. Peynirinden, işte yemek yeme yerlerinden, eti, sosis, salamı, içinde her şeyi bulabilirsin. Kapalı bir çarşı yani. Bulak'ta küp evlerinin oradayız. Buranın farklı mimarisi var. Meşhur Rotterdam simge yerlerinden birisi. Evler gördüğün gibi küp şeklinde, gösterebiliriz evleri. Burada gördüğün her dairede bir insan kalıyor bunlar. Oturuyorlar hani, almışlar normal bir daire gibi düşün. Hatta şu an arkamıza birisi giriyor. Öyle mi? Evlerden bir tanesinde bir tane akıllı bir Hollandalı satın almış. Müzeye çevirmiş yani evini. Evlerden bir tanesi müze, gerisi normal yaşayabiliyorlar değil mi? Aynen. Şu karşıda gördüğümüz Avrupa'nın ilk gökdeleni, ilk inşa edilen yüksek katlı binası ora. Evet, küp evleri gezdik, yine Rotterdam Bulak Meydanı'ndayız. Buradan şimdi Status Play'e doğru, meydana doğru gideceğiz. Daha sonra Börs yönü burası. Buradan sonra Status Play'ine bağlanacağız. City Hall'ı göreceğiz, çarşıyı göreceğiz, birazcık gezeceğiz. Rotterdam Belediye Binası'ndayız. Savaşta yıkılmayan nadir yapılardan bir tanesi burası. Şehir merkezi yanmayıp hayatta kalan. Aynen. Yıkılmayan nadir binalardan yapılan bir tanesi. Bizim okulun bir tane yurt binası da burada. Lucia Housing, hemen şu sol tarafındaki büyük bina. Tam ortasında, aynen öyle. Ya burada adam 5 dakika bizim okula gidebiliyor yani. Ya burada ulaşım zaten rahat, küçük bir yer. Böyle bir şey var. Buradan bisikletle mesela İstediğin her yere gidersen, hani bisikletin varsa ücretsiz bir şekilde bir nevi ulaşım yapabiliyorsun. Yani ben şimdi mesela bisiklette yarım saat falan hem gezmiş olursun. Hollanda vatandaşları, öğrenciler için öğrenci kartları var. Öyle. Ve ulaşım bedava. Tren, metro, tramvay, aynen. Wilhelmsburg'da Erasmusburg. Kırmızı köprü, beyaz köprü. Onlara gideceğiz. Onları da size göstereceğiz. Ondan sonra bugünlük bu kadar diyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, eve geldik. Efsane yorucu bir gündü. Oh.